Müzik Kumbarası programı başlıyor. Sevgili dinleyenler, hepiniz hoş geldiniz. 95.1 Özgür Radyo Müzik Kumbarası programına bir haftanın ardından tekrardan merhaba. Ben Berat. Ben Şehnaz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızı 19 Ocak 2007'de kaybettiğimiz Hrant Dink'e ithaf ediyoruz. Ermeni müzikleri ve kardeş halklarının müziklerini hazırladık sizler için. Facebook adresimiz Müzik Kumbarası, Twitter adresimiz yine Müzik Kumbarası, İngilizce karakterler yok. Pardon, Türkçe karakterler yok. E-mail adresimiz mzkkumbarasi@gmail.com. Özgür Radyo'nun telefonları 0216 330 75 91 92 ve 93. Sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz. Bugün program müziğimizi de biz farklı seçtik. Normalde Muammer Ketencoğlu'nun, Berat'ın çok sevdiği bir valsi var, onu kullanıyorduk. Kürdi vals. Kürdi vals. Bugün Komidas'tan bir eser seçtik. Komidas biliyorsunuz 1869 yılında doğmuş çok büyük bir Ermeni bestecisi. Aynı zamanda müzikolog, aynı zamanda derlemeci, aynı zamanda din adamı. Bugün biraz o taraflara uzandığımız için böyle bir fon kullanalım dedik. Unutmadan söyleyelim. 19 Ocağın olduğu hafta Hrant Dink haftası olarak ilan edildi. Ve bu haftada yapılan programlar, dersler Hrant Dink'e ithaf ediliyor. Hatta 18 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde Chomsky'nin konuk olacağı bir ders olacak. O da insan hakları ile ilgili. O da mesela Hrant Dink'e ithaf edilen bir... Evet, o da önemli oldu. Bir anekdot olarak geçsin arada. İlk şarkımız Kalan Müzik'ten çıkan Petak albümünden. Dersim Ermeni Halk Şarkıları diye çıktı bu albüm. Eğer edinmediyseniz ben mutlaka tavsiye ediyorum. Atışma şarkısını dinliyoruz buradan. Zerak chiga jurna gatse citil honte gamortser citil honte gamortser zertaranal pyarna gatse hotots katsin honamortser hotots katsin
bon amour te Say ma hey hey ma hey 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 Say ma hey hey Ծերակջիկը սուրբ խաշկածեր, ծերակջիկը սուրբ խաշկածեր, տարած մոմը ճեպն ամորցել, տարած մոմը ճեպն ամորցել։ Ձեր տղանալ արտնակացել, ձեր տղանալ արտնակացել, դառնալու ճամփան ամորցել, դառնալու ճամփան ամորցել։ Սեյ բախեյ, իմ բախեյ, սեյ բախեյ, իմ բախեյ, սեյ բախեյ, իմ բախեյ։ Say my hey hey my hey 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 Ծերակջիկը դրածնին տունա, ծերակջիկը դրածնին տունա, մեր տեղան կառնա կտանա, մեր տեղան կառնա կտանա։ Էդ ձեր տղան աղջիկ տանա, էդ ձեր տղան աղջիկ տանա, անոնց ճամփան դոր մեր տունա, անոնց ճամփան դոր մեր տունա։ Petak albümünden çok güzel bir şarkı dinledik, çok neşeli. Ondan önce de Komidas'tan bahsettik Berat'la. Komidas Ermeni müziği için çok önemli. Hatta ben bugün şöyle bir şey okudum. Ermeni müziği Komidas'la başlar diye bir tez var. İddialı bir tez. İddialı bir tez ama şöyle bir doğruluk payı da var. Ermeni müziğini derleyip araştıran ve... yazıya döken insan Komidas olduğu için çok büyük bir müzikolog. Doğruluk payı da çok yüksek. Yani çünkü Ermeni kültürü biliyorsun bizim topraklarımızda çok çok eski bir kültür. Evet. Hatta o kadar eski ki yani milattan sonra böyle birinci yüzyıla falan gidiyor, o kadar eski. Bu arada Komidas 35 yılına kadar yaşamış bir rahipmiş. Evet, aynı zamanda. Evet, aynı zamanda rahip. 1915 olaylarında sürgüne gidiyor. Kütahya'da doğduktan sonra 1915 olaylarıyla sürgüne gidiyor. Sonrasında bir Amerikan büyükelçisinin aracılığıyla tekrar buraya geliyor birkaç ay sonra. Ancak geldiğinde artık akıl sağlığı yerinde değil. Ve ne yazık ki 1915'ten 1935 yılına kadar hayatı akıl hastanelerinde geçiyor ve acı bir şekilde ondan sonra kaybediyoruz. Bu arada Ermeni müziği biraz da güçlü oluşu, çok sesli oluşu herhalde bir koro. Evet, Gregor ezgilerinden gelir. Gregorian. Gregorian. Evet, Gregorian ezgilerinden gelir. Eski kilise müziği de diyebiliriz.
Tabii halk ezgileri bambaşka. Sonra evet. diyorum ya çok eski yani milattan sonra 1. yüzyıla dayanan bir geçmişleri var bu topraklarda. O zaman biraz koro müziği demişken Rui Su'nun da yetiştirdiği Bremen Dayanışma Korosu'ndan Tres Calavinas şarkısını dinleyelim. O da hı hı. Türkçesi hatta Aman Minnoş diye biliniyor. Ama koro halinde. ...95.1 Özgür Radyo'dayız... ...Müzik Kumbarası'nda... ...bugün çok güzel müzikler dinleyeceğiz... ...telefonlarımız... ...330-75-91-92-93... ...0216... ...alan kodumuz... ...ya bunu sana hiç sormamışım... ...sen hiç Diyarbakır'a gittin mi... Hayır. Ben Malatya. Hiç o taraflara gidemedim ne yazık ki. Ermenice biraz ilgim var ama Ermenice'ye. Yani evet beraber çalıştığım bir Ermeni bayan olmuştu. Onun sayesinde bayağı tanıdım Ermeni kültürünü. Ermenice konuşuyordu. Biraz aşinalığım oldu. Ancak şöyle bir şey var. Kendisi Ermenistan'dan gelmişti. Erivan'dan. Hı hı. Türkiye'deki Ermenilerle Erivan'daki Ermenilerin bana çok farklı olduğunu söylüyordu.
kültür olarak. Yani diyordu ki artık siz çok birbirinizin içine girmişsiniz buradaki Ermenilerle. Hı-hı. Yani bizim Ermenilerle farklılar biraz diyordu. Burada görüştükleri de vardı. Öyle ilgim ve bilgim oradan biraz. Ben senin de Ermenilere ilgin, Ermenice, Ermeni kültürüne, müziğine ilgin oldu. Bu program sayesinde öğrenmiş oldum. Daha önce böyle bir ilgin olduğunu bilmiyordum. Ermeni edebiyatı okudun mu hiç? Ermeni edebiyatı hayır. Ama Ermeni müziği tabii çok dinledim işim gereği. Haçaturyan mesela, çok büyük bestecileri severim. Sen bestecileri biliyorsun, biz işte sanat tarihçi olduğumuz için biraz evet, tarihinden, o, edebiyatından. O konuyu da senden öğrenmek gibi bir niyetim var. Eyvallah. William Saroyan var. Çok ünlü bir Ermeni edebiyatçı. Ödekler Cesurdur isimli bir kitabı var. Seçime öykülerin yer aldığı. Hı-hı. Bir de Aras yayınlarından çıkmış bir kitaptı bu. Aras yayınlarından yine Mıgırdıç Margosyan'ın Söyle Margos Nerelisen, Biletimiz İstanbul'a Kesildi, Gavur Mahallesi ve Tespit Haneleri kitapları var. Türkiye'de yaşayan Ermeniler değil mi? Türkiye'de yaşayan Diyarbakır Ermenisi. Hı-hı. Zaten Mıgırdıç Margosyan. Hı-hı. Hatta 40-50 yıl öncesinin Diyarbakır'ını en iyi anlatan edebiyatçılardan biridir Mıgırdıç Margosyan. Hatta böyle elim kitaplara gidiyor, bölüm okumak istiyorum. Böyle senin Diyarbakır sevgin olduğu için bir... Ama Diyarbakır sevgisi biraz da şuradan geliyor. Hani Diyarbakır oluşumuzdan da ziyade Diyarbakır zaten birçok kültürü içinde barındıran. Evet, diğer, çok zengin. Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Türkler. Hı hı. Hep iç içeler orada. Hatta mahalle mahalleler. Mesela benim büyüdüğüm mahallede Mardin Kapı'da birkaç tane kilise, birkaç tane cami bir arada. Zaten sokağın başında, bir başında kilise var, bir başında cami var. Evet. Ve bu arada bu cami ve kiliseler, mesela bir Diyarbakır Uğur Camii tarihte de, sanat tarihinde de en önemli camilerden biridir Uğur Camii. Bir tarafta da Meryem Ana Kilisesi var. O da Hristiyanlık için önemli bir kilise. Yani iki ucunda da bambaşka kültürün, evet, ikonları diyelim, ikonları, iki simgeleri, büyük simgesi. Evet. Diyarbakır'a sevgim hem oral olmamdan ziyade böyle bir durumunda. Evet, gözlerim olmuş. Parladı Diyarbakır deyince. Gözlerim parladı valla. Tabii şu an dinleyiciler göremiyorlar ama. Peki ne dinleyeceğiz? Sıradaki şarkımız ne? Sıradaki şarkımız... Nereye gidelim? Sen seç bakalım bu sefer. Zor sıradaki yerden sordum. Evet, zor yerden sordum. Haçadur Avedisyan'dan gelsin. Gelecek Uzun Sürer filminin de sonunda vardı Haçadur Avedisyan'ın bu müziği. Filmi izleyenler öğrenmiş olurlar tekrar. Tekrar dinlemiş olurlar. Hı hı, evet. Gelsin. Thank you.
95.1 Özgür Radyo'da Müzik Kumbarası ile beraber güzel bir yolculuğa çıktınız. Hep beraber değişik halkların müziklerini dinleyeceğiz bugün. Ama asıl temamız Ermeni kültürü, Ermeni müziği. Çünkü 2007 yılında kaybettiğimiz Hrant Dink adına yapıyoruz bu programı. Geçen hafta söylemiştik bir günde Ermeni günü yapalım, Ermeni şarkıları çalalım diye. Bugün evet, bugüne kısmet oldu. Bugüne kısmet oldu. Ama keşke bugüne kısmet olmasaydı, böyle bir durum yaşanmasaydı ve biz böyle bir programı kimseye ithaf etmeseydik. Evet, insan biraz da ne söyleyeceğini şaşırıyor açıkçası, ne söyleyeceğini bilemiyor. Evet, ben de cümleleri seçmekte zorlanıyorum biraz. Evet, acıyı tarif edebilecek bir kelime yok. Acıyı anlatabilecek hiçbir şey yok tabii. Onun için biz bu program biraz durgunlaştık ne yazık ki. Evet. Enerjimiz yükselecek inşallah zamanla. Peki ne düşünüyorsun bir sonraki şarkı için? Var mı kafanda ya bir şeyler? Ya bir sonraki şarkıdan da ziyade biraz yüzünlendik yani. Hani, durumdan kaynaklı. Bunun üzerine ben bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Tabii, yani böyle... Tabii. Kasıldım burada, sıkıldım, canım sıkıldı. Çünkü bir günün ortasında bir gazeteci hedef gösterilerek öldürüldü. Bundan herkesin haberi vardı. Evet, günlerce öncesinden, haftalarca öncesinden herkesin haberinin olduğu bir şey bu, herkesin. Bütün ayrıntıları sonra ortaya çıktı ve biz bunların faillerini meşhur ettik. Yani faillerini alıp adilce yargılayacağımız yerde faillerini meşhur ettik. Evet, birilerinin kahramanı oldu ne yazık ki. Evet, ne yazık ki. O zaman biraz da hüzünlerimizi dağıtalım Şeynaz. Grup Kınar'dan Halay Bar türküsü gelsin. Thank you.
Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Sanırım hattan düştü dinleyicimiz. Evet. O zaman biz yine müzikle devam edelim. Bu arada ben bir yanlış yaptım az önce. Evet, sen onu bir açıkla bakalım. Evet, hüzünlerimiz dağılsın demiştim ama yanlış şarkı girmiş olduk. Hüzünlerimizi dağıtamadık. O zaman şimdi hala dağıtalım. Hüzünlü. Evet, o zaman şimdi dağıtalım. Ah, çiğ
Müzik Kumbarası programında devam ediyoruz. Az önce çalan şarkının sonu Diyarbakır düğün halaylarının vazgeçilmez bir şarkısıydı. Her düğünde çalardı yani. İyi oldu biraz. Yani kendim senin aşina olduğun bir tema. Tabii aşina olduğum bir tema. Bu arada bir telefonumuz var. Evet. Sanırım demin hattan düşen dinleyicimiz. Alo. Alo, iyi günler. Evet, demin hattan düşen dinleyicimizim. Hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. İyi günler Berat Bey, iyi günler Şehnez Hanım. Teşekkür ben teşekkür etmek için aradım. Kanada'da programınız çok popülerleşti. Aa. Ben 3 haftadır dinliyorum, bazı arkadaşlarım 2 haftadır dinliyor. Yoksa biz meşhur mu olduk fark etmeden? Efendim? Yoksa biz meşhur mu olduk farkında değiliz dedim. Ya evet, size sürpriz gibi geleceğini düşündüm ama... aslında belki de yurt dışında daha bile çok dinlenebilirsiniz. Çünkü bizim bir nevi olsun hasretimizi giderecek çok güzel kaliteli parçalar çalıyorsunuz. Radyoyu zaten dinliyordum ama gerçekten bana hitap eden iyi bir program oldu bu. Vallahi. Yaptığınız program. Çok teşekkür ederiz. Nereden teşekkür arıyordunuz? Tekrar alabilir miyiz? Kanada'dan arıyorum. Kanada'dan, evet. Aa, bir daha alabilir miyiz? Nereden arıyordunuz? Kanada'dan arıyorum. Evet, altını çizerek özellikle. Biz altını çizmeye çalışıyoruz da şimdi. Kanada ile Türkiye arasında da baya bir saat farkı var tabii. Orada saat kaç şu anda, evet, bilmiyorum şu anda ama. Biz sabahları bilmiyoruz. Kalkınca açıyoruz radyonu. Saat 10.30. Gerçi birazcık geç kalktığımızı şey yapmış olduk. O zaman bizi oradan dinleyen tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Valla diğer şanslısın. Ben de sabah yaptığımda böyle bir program olsun isterdim. O yüzden siz de herhalde benim kadar erken kalkardınız kalksanız. Vallahi ben kalkardım. İyi, çok güzel o zaman. Ben sadece teşekkür etmek için aradım. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel sözlerin Türkiye'de için. Türkiye'de olsaydım belki aramayı düşünmezdim. Hani dinlediğimizi, sevdiğimizi zaten tahmin edersiniz diye de. Evet, biz çok memnun olduk aramandan. Olmamıştır belki diye haber vermek için aradım. Çok memnun olduk. Bizi ta oralarda dinleyen, sabah erkenden radyosunu açan herkese sevgimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sırada bir Azerbaycan aşk şarkısı var. O zaman o da Kanada'ya. Kanada'ya gelsin, senede kalmaz. Teşekkür ederiz diğer. Sana da kalmaz.
var başı dumandır, yine dumandır yar, yine dumandır. Ayrılığın ölümden mene yamandır yar, mene yamandır. Söyle nedir bu adalar, bu iş ve bu naz, keder bir gün bu güzellik sana de kalmaz. Yalgızam ya. Nedir bu adalar, bu iş ve bu naz? Vallahi ay kız, bu güzellik sana de kalmaz. Söyle nedir bu adalar, bu iş ve bu naz? Vallahi ay kız, bu güzelliği sana da Müzik Kumbarası programı devam ediyor. Az önce Kanada'dan bir telefon aldık. Az önce bir de tweet aldık İspanya'dan. Endülüs'ten. Dinleyicimiz Selin'e teşekkür ederiz Diyara'da. Müzik Kumbarası büyüyor mu? Şey nasıl? Biraz öyle oldu sanki. Yurt dışına açılıyoruz. Evet. Gerçekten çok sevindirici şeyler bunlar bizim için. Biz amatör olarak başladık bu işe ve o heyecanla devam ediyoruz. Bu üçüncü programımız. O coşkuyu ve heyecanı hala koruyoruz. Onun için yurt dışına kadar gitmesi sesimizin bizi çok mutlu etti. Ben hala o heyecanı yaşıyorum ya. Program öncelerinde böyle bir baş ağrısı. Bir sıkıştırıyor diyorsun. Sıkıştırıyor beni. O heyecan kaybolmasa daha iyi bence zaten. Evet. Bir şeylerin heyecanı kaybolunca tadı da kayboluyordur. Bana radyoda çok usul usul biri oluyorsun dediler. Normalde öyle değilsin, radyoda böyle bir sesin yumuşuyor falan, sakinleşiyorsun falan dediler ama bilmiyorum ya, ben daha farklı hissediyorum. Böyle bir farklı biri oluyormuşum gibi geliyor bana. Neyse. Şimdi bir Azeri parçası dinledik. Senede kalmaz. Ramin Farangnia'dan da. Ben Azerice çalmak özellikle istedim. Biliyorsun Karabağ'da da problem yaşıyor Ermenistan'la Azerbaycan. Yani bizim amacımız tabii bütün kültürleri, bütün halkları kardeş olarak gördüğümüz için bütün müzikleri burada bir potada birleştirebilmek, bütün sesleri duyurabilmek. O zaman şimdi de İlkay Akkaya ve Şivan Perver'den Desmal şarkısını dinleyelim. Sonra bir de reklam alalım. Evet. Thank you.
Fahrettin'im, Mecnun'a tebedinim. Ve desmale işteratinim, gece cani Mecnun'a tebedinim. Akrola gece cani desmali biyenim jitere de kerem ke vere dere gece dine desmali vezi binim jitere hakrola dekrola rabbi bine Zer şunu zore keçe dine ev evine gelek zore labine kurabine şarka şinu soru zere labine de kurabine kurola şarka şinu Müzik Kumbarası kısa bir aradan sonra devam edecek. Şimdi reklamlar. DMS Dijital Baskı Merkezi, Ozalit, renkli siyah beyaz fotokopi, iç ve dış mekan afiş, katalog, ciltleme, grafik tasarım ve her türlü malzemeye dijital baskı, CD, DVD ve USB bellek baskı ve çoğaltma işlerinizde hizmetinizdeyiz. Adres Osman Ağa Mahallesi, Mühürdar Fuat Sokak, numara 10 Kadıköy. Telefon 0216 545 26 26 545 26 26. dmskopi.com. Şahebedo, 16 Ocak Çarşamba, Şaradesman Türkiye Evi'nde sizlerle. Şaradesman Türkiye Evi, Deniz Köşkler Avcılar'da.
Rezervasyon telefon 0212 593 47 78 593 47 78. Herkes Boğaz'da. Ya siz? Huzurlu, eğlenceli ortamlarda biz birlikteyiz. www.bahriyeli.net. Denizin kokusu, dalgaların sesiyle şirket toplantıları, kişilere, gruplara özel geziler ve davetler düzenlenir. Düğün törenlerinizi artık salon sıkıcılığından çıkartıp mutluluk kapılarınızı Boğaziçi'nde martılar eşliğinde açın. Salon fiyatlarında Boğaziçi'nde teknede düğün. 0212 694 51 71 694 51 71. Ali Beyköy Cengiz Topel'de Satılık Konfeksiyon Atölyesi. Telefon 0530 405 8332. 0530 405 8332. Kiprin kaşına da. Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türkü severlerle buluşturuyor. 16 Ocak Çarşamba Özgür Akdemir. Vur beni beni. Rezervasyon 0212 251 0110 251 0110 mektuplar.com. Şafağı Seydan'ın. Türkü Denizi'nde 18 Ocak Cuma Kenan Coşkun ve Hezal. Demem ki taşlı dünya güzeli, sensin elbet şu ömrümün özeli. 19 Ocak Cumartesi Ozan Beşir ve Nevzat Ak sizlerle. Rezervasyon telefon 0216 473 67 68 473 67 68 türküdenizi.net. Söyleyeyim. Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216 336 4607. Sudan'a nasıl gidilir? Kolombiya ne kadar uzakta? Moğolistan uçakla kaç saat sürer? Peki ya İran? Şimdi bir treni atlasak ne zaman Finlandiya'ya varırız? Hindistan ne kadar kalabalık? Norveç ne kadar soğuk? Dünyanın gürültüsü, tüm bu soruların cevaplarını bulacağınız bir yolculuğa davet ediyor sizi. Dünyanın her köşesinden, her dilden şarkılarla, çarşamba geceleri saat 22'de, 95.1 Özgür Radyo'da. Çünkü hayatın içinde gürültü, gürültünün içinde ses var. Ez İbrahim Rojilat. Bernama denge rojilat berdevame. Her roja penşemi, pişti mivro, navera, saat pencu haftande, bisitran u avazin fe, buverame. Hevya hevditini, ben damevim. İbrahim Rojilat'la Denge Rojilat programı her perşembe saat 17'de 95.1 Özgür Radyo'da. Müzik Kumbarası programı devam ediyor. Aydın Çıracıoğlu aramış bizi, bir istekte bulunmuş. Biz istekleri ne yazık ki hemen çalamayabiliyoruz. Çünkü Berat'ta hazırlık yapıyoruz, listeleri hazırlıyoruz, geliyoruz buraya. Elimizde hazırda olmayabiliyor.
Olduğu kadarıyla cevap vermeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz Aydın Bey'e. Bunun dışında Twitter'dan Emine Güven bir istekte bulunmuş. Yine aynı şekilde ona da teşekkür ederiz. Şimdi de bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Celal Taş. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Şeniz Hanım, nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Bizi, sağ olun. Bizim sadık dinleyicilerimizden Celal Taş. Hoş geldiniz. Sağ olun. Program şeyiniz çok güzel, radyonuz çok güzel, programınız çok güzel. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Beğendiniz mi bugünkü müzikleri? Çok güzel. Tabii hassas bir gün yaşıyoruz ne yazık ki. Evet, biraz biliyorsunuz. Evet, biraz hepimizin üzgün olduğu bir gün. Biz o atmosfere çok girmemeye çalışıyoruz. Biraz işte, daha hani neşeli şeyler yapalım. Biraz daha bu havayı dağıtalım diye düşündük açıkçası. Evet, biraz da müzikleri paylaşalım. Vallahi biz de öyle istiyoruz ama ister istemez insan etkileniyor ne yazık ki. Evet, evet. Yani konuşacak çok şey var aslında ama bir yerde konuşacak çok şey var, bir yerde de yok çünkü her şey ne yazık ki gayet ortada, değil mi? Çok söylenecek şey var ama işte dediğiniz gibi insan kelime bulup o şeyi dile getirmekte biraz zorlanıyor ne yazık ki. Evet. Evet. Programımızdaki müzikleri beğendiniz mi Celal abi? Programımızdaki müzikler çok güzel. Celal abi de yanlış hatırlamıyorsam Bingöllü'ydü. Evet, evet. O bizim çaldığımız müziklere daha aşina olabilir. Evet, kesinlikle kulağımız daha aşina. Evet, yani ben eminim ki senin çok yüksek müziğin, bir aşinalığın var. Evet, evet. Üstelik bir de müziğin dili yok. Müziğin her türlüsü güzel tabii ki de. Evet. Ama kendi coğrafyamızdaki müzikleri dile getirmek, onu halka sunmak tabii ki çok daha başka, çok daha güzel bir şey. Bunu da siz yatıyorsunuz. Sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz bu konuda. Biz teşekkür ederiz. Bizi dinliyoruz da. Bizi 3 haftadır teşekkür ederim. 3 haftadır bizi takip ettiğin için, amatörlüğümüze rağmen ve yalnız bırakmadığın için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Herkese sevgiler ve saygılar. O zaman biz de saygılar duyuyoruz ama profesyonelce yapılan şeyler var ki dinlenmeyecek ama amatörce yapılan şeyler bence çok daha dinlenecek şeyler vardır. Bu konuda sizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyoruz gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Selamlar herkese. Ediyoruz. Teşekkürler. Evet. Süper. Celal abi de bizi beğendiğini söyledi. O zaman onu Adana'ya mı götürsek? O zaman evet, onu Adana'ya götürelim. Adana'da yaşanan olaylara, 1909'da yaşanan etnik çatışmalardan bu olaylar için yakılmış bir ağıt, İlda Simonovna'dan Adana ağıtı. Sonrasında ne dinliyoruz? Es bucur yar es bucur. Ben küçük yarım küçük. Thank you.
95.1 Özgür Radyo Müzik Kumbarası programında tekrar beraberiz. Telefonlar da gelmeye başladı. Çok keyifli oldu. Zepür aramış bizi. Çok duygulanmış çaldığımız müziklerden. O da Ermeni bir arkadaşımızmış. Buradan ona sevgi ve saygılar gönderiyoruz. Hasan Bingöl yine telefon etmiş. Ona da selamlar ve sevgiler. Sosyal medyadan da bizi beğenen arkadaşlarımız var. Emine, Eda, Cansu, Aydın, Yusuf, Gül, Elif ve Selin bize beğenilerini sunmuş. Sosyal medya bizim için çok önemli. Biz çok aktif kullanıyoruz Berat'la. Bunu sık sık dile getirmekte ben fayda görüyorum. Hem çaldığımız müzikleri paylaşıyoruz. Hem fotoğraflar paylaşıyoruz. Ben mesela bugün şeyi paylaştım. Bu Hamparsum notasını paylaştım. Hı hı. O kadar önemli ki Hamparsum notası. Ya düşün. Bu topraklarda yazılmış ilk müzik yazısı. Ermeni asıllı besteci Hamparsum buluyor bunu. Hı hı. Ermeni harflerini kodlayarak bir nota sistemi geliştiriyor. Ve bu sayede binlerce eseri bugün bilebiliyoruz biz. Eğer merak ediyorsanız Hamparsum notası nasıl bir şey diye. Yani böyle normal porte yok, nota çizgileri yok. Müzik kumbarası. Evet, Müzik Kumbarası Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Bunun dışında çaldığımız birçok parçayı da orada bulabilirsiniz, paylaşıyoruz. Şimdi bir telefonumuz var. Tekrar. Hoş geldiniz. Alo. 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 Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza tekrardan. Hoş bulduk. Ben yani ilk programımızı dinlemiştim. İkinciyi kaçırdım. Şimdi üçüncüye tekrar yani işlerim uygun gittiğinden ötürü dinleyebiliyorum. Ben oldukça keyif alıyorum programımızdan. Teşekkür ederiz. Bundan kaynaklı ikinize de tebriklerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Kiminle görüşüyorduk bu arada? Şenol ben. Sormayı unutmuşuz. Evet. Şenol'la görüşüyoruz. Şenol, bizi nereden arıyordun? İstanbul'dan. Hı-hı. Çaldığımız müzikler aşina olduğun şeyler mi? Daha önceden biliyor muydun yoksa ilk kez mi dinliyorsun? Yok, ilk kez dinlemiyorum. Ben Ermeni müzikleriyle ilgili böyle az denecek ölçüde bir ilgim var. Ben de kendim de müzisyenim zaten. Çok güzel. Bundan ötürü yani çok keyif alarak dinledim. Özellikle zaten Ermeni müziği denildiği zaman iki isim. Haçaturyan olsun ve Komidas. Bu konudaki hani değinilmesi gereken noktalar değindiniz. Ve onun dışındaki verdiğiniz o geleneksel müzikle itibariyle de oldukça keyifliydi. Ve ben çok mutluluk duyarak dinliyorum şu an. Evet, profesyonel anlamda bu işle ilgilenen birinin bizim için böyle bir şey söylemesi çok güzel. Çok büyük gurur kaynağı. mutluyum yani. Hani biz de çok mutluyuz. Bizi de çok mutlu ettiniz Şenol Bey. Teşekkür ederiz. Estağfurullah, ne demek. Ben daha fazla tutmayayım. İsterseniz yayın. Estağfurullah. Sevgiler ve saygılar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kualitler diyorum. Devamını diliyorum programımızın. Keyfimiz yerine geldi böyle bir teveccühle karşılaştık. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şenol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili Aydın Çıracıoğlu'nun bizden bir isteği olmuştu. Biz istek alamıyoruz dedik ama kendimizi zorladık, imkanlarımızı. Hı hı. Ve istediği parçayı bulduk. Aydın Bey'e ve tüm sevenlere gitsin. Selam ediyoruz. Ase sahbur gar gachumes
Müzik Kumbarası kısa bir aradan sonra devam edecek. Şimdi reklamlar. DMS Dijital Baskı Merkezi, Ozalit, renkli siyah beyaz fotokopi, iç ve dış mekan afiş, katalog, ciltleme, grafik tasarım ve her türlü malzemeye dijital baskı, CD, DVD ve USB bellek baskı ve çoğaltma işlerinizde hizmetinizdeyiz.
Adres Osman Ağa Mahallesi, Mühürdar Fuat Sokak, numara 10 Kadıköy. Telefon 0216 545 26 26 545 26 26. dmskopi.com. Bölge hastaneleri, sağlıklı birey, sağlıklı toplum anlayışıyla, çağdaş donanımıyla, uzman ekipleriyle 24 saat hizmetinizde. Tüm sosyal güvenlik kurumlarıyla anlaşmamız vardır. Maltepe Bölge Hastanesi 0216 441 20 20. Sancaktepe Bölge Hastanesi 0216 621 13 13. Pendik Bölge Hastanesi 0216 585 32 çift 0. Bölge Polikliniği 0216 442 08 20. Çiçek sevgidir, umuttur ve bir kar tanesi kadar masumdur. Gelin sınırları kaldıralım ve dünyayı çiçeklerle donatalım. Roza Çiçekçilik. Adres: Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi No 25 Güngören. Telefon: 0212 502 0158. Faks: 0212 641 42 90. rozaçiçekcilik.com. Ozan Aytaş'la Dayanışma Konseri. Program: İbrahim Rojilat, Şevin, Özlem Bağlayan, Adem Tepe, İsa Yıldız, Mervan Tan, Murat Yapıştırak, Deniz Esmer, Baver ve Muşlu İhsan. Tarih 18 Ocak Cuma saat 18.30. Yer: Harika Düğün Salonu Parseller Avcılar. İrtibat telefon: 0535 596 1350 0538 761 2896. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neyden. Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türkü severlerle buluşturuyor. 17 Ocak Perşembe Cengiz Özkan. Bacadan dağlar kışmış yolcum. Rezervasyon 0212 251 0110 251 0110 mektupvar.com. Kaldım dünkü. Mesut Medin.com müzikten çıkan Heavy adlı albümün tanıtım konserinde buluşalım. Program: Agrejian, Komaçia, Şeyda Perincek, Erol Behvedan, İbrahim Rojilat, Yusuf Roman, Murat Yapıştıran, Nezir Egit, Ozan Şervan, Koma Demsal, Devrim Demir, Ape Seyit, Grup İklim, Alaaddin Armet, İdris Demir ve Muşlu İhsan. Tarih 26 Ocak Cumartesi saat 14. Yer: Yelpaze Düğün Salonu Bağcılar. Davetiye temin: Met Kültür Merkezi. İrtibat: 0530 491 9146 0530 232 4508. Şahebedo, 16 Ocak Çarşamba, Şarad Esman Türkiye Evi'nde sizlerle. Şarad Esman Türkiye Evi, Deniz Köşkler Avcılar'da. Rezervasyon telefon: 0212 593 47 78 593 47 78. Çavre Şam'ı. Bakırköy Anadolu Türkiye Evi'nde 18 Ocak Cuma Hozan Beşir. Her cumartesi Töre Anadolu sizlerle. Rezervasyon telefon: 0212 542 0126 542 0126. anadolumturkiyeevi.net. Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216 336 4607. Müzik Kumbarası programı devam ediyor.
Tekrar Müzik Kumbarası programındayız. Bir mesaj daha aldık. Şeyna, sen biliyorsun, hem sanat dahil yüksek lisansı yapıyorum şimdi, hem de yazları Anadolu Kavanı'nda Yoruz Kalesi'nde İstanbul Üniversitesi Bizans Kürsüsü'nün yürüttüğü bir kazı var. Kazıyı Profesör Doktor Aslı Bilban Yalçın yönetiyor. O bize teşekkürlerini sunmuş. Biz de o zaman ona bir parça hediye edeceğiz. Ondan evet. Önce Ahmet Dayıoğlu bize ulaşmaya çalışmış, ulaşamamış. Telefonlarımız yoğun. Evet, aynen, bir telefonumuz var geldi. Ama şimdi. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Ali, ben. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz Ali Bey. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan, Taksim'den arıyorum. Hoş geldin Ali, merhaba. Berat Bey, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Programınızı dinliyorduk zevkte. Eşimle birlikte burada. Oo, ne güzel. Vallahi aslında bir yanı da sizin de yani açıkladığınız gibi bir yanıyla güzel, ama hani bugün genel itibariyle programın konusu açısından. Evet. Yani pek öyle keyifli bir durum olmuyor ama yine de iyi yani. Evet, biz o hüzünlü havayı dağıtmaya çalışıyoruz elden geldiğince Berat'la. Tabii ne kadar becerebiliyoruz. Biz beceremiyoruz. Ezgiler, müzikler onu beceriyor. Çünkü bütün acıların üstüne söylenecek tek şey belki de çaldığımız şarkılar. Daha evet. Ötesinde bir şey evet, yok. Yani. Eşinize de selamlar. Selamlar eşinize de. Onun da burada size selamları var. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok fazla uzatmayayım. Yani çok güzel bir program oluyor. Gerçi 3 haftadır üstte dinliyoruz. Bu hafta kısmet oldu, arayabildim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Çok memnun olduk. Programın devamını biliyoruz. Artık sizden de bu konuda her geçen dönemde her hafta farklı bir halkın ezgilerini dinlemek bize biraz alışkanlık yapacak gibi geliyor. Bizden kopamayacaksın sonra. Kesinlikle. Yayın hayatınızda başarılar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler sevgiyle. Selamlar. Berat'ın hocası bize dinliyormuş, Aslı Hoca. Ona gelsin bu. Bizans'tan Endülüs'e diye bir albüm var bizim çok sevdiğimiz Berat'la. Evet. Bunda da bir çok eski 14. 15. yüzyıl seferat melodisiymiş bu. Adon Haseliot diye. Dinliyorlarsa bir diğer araştırma görevlisi olan arkadaşlarımıza da gitsin. Hey!
Ben bu giriş müziğine bayıldım şimdi Berat'a, onu söylüyordum. Evet, ben de çok sevdim. Dinledikçe insanın dinleyesi geliyor değil mi? Evet. Her şey Gomidas'ta başladı. Sen de sonunda bu teze katıldın yani. Bu da çok güzel bir albüm. Kalan'dan çıkmış. Arz Rune diye bir piyanist çalmış. Komidas albümü. Bunu da ben tavsiye ederim. Sadece piyano düzenlemeleri Komidas'ın. Ermeni dansları var içinde. Çocuklar için yazdığı parçalar var ya da. Güzel bir albüm. Evet. Olur da eliniz uzanırsa bir bakın derim ben. Tekrar bir telefon bağlantısı var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, kiminle görüşüyoruz? Adım Levent Gündoğdu. Levent, merhaba, hoş geldin programımıza. Bizi nereden arıyorsun? Bostancı çalışıyorum, Kayistan'dan arıyorum. Geçtiğimiz hafta aramıştım, şarkı girmişti. Şarkıdan sonra ben siparişleri dağıtmıştım, tekrar aramıştım ama yayın bitmişti. Söylediler. Evet, yetişemedik size. Evet, evet, ne yazık ki yetişemediğimiz ben telefonlar olmuştu. Ben düşüncelerimi bir hafta beklettim. Çoğalttım, bugün sunayım dedim. Of, çok bugün mu birikti? Ne kadar bu çok. Hafta, bu hafta hani bu haftanın konusundan ziyade bir de hani bu hafta da güzel müzikler çalıyorsunuz. Ben tanıtımlarda da sürekli hani sürekli radyo dinlediğim için gün içi. Tanıtımda bayağı geçiyor muhteşem müzikler eşliğinde falan. Gerçekten muhteşem geçiyor. Tanıtımda geçtiği gibi geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Beğenmenize çok seviniyoruz biz de. Ben de böyle bir program yaptığım için çok seviniyorum. Onun dışında da bundan sonraki eser bana ve bütün dostlarıma gelsin ve kardeşim Tuğur'la gelsin diyorum. Teşekkür kolay ediyoruz. Diliyorum. Size kolay gelsin asıl. Uzun olsun. Çalışıyorsunuz o kadar zorluğun, o kadar koşturmacanın içinde. Evet, tek kulaklık sistemi dinliyorum sizi. Bak, görüyor musun? Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. İnsan, teşekkürler, kolay çok gelsin. Çok mutlu ettiniz bizi, sağ olun. İnsan duygulanıyor böyle şeyleri duyunca. Evet. Ben de duygulasınız diye aradım zaten. Duyguyu biraz daha... Duygularımızla oynama Levent. O zaman Levent, evet, seni daha da duygulandıracağız. Beni nereye göndereceksiniz? Az önce dinleyiciye Adana vermiştiniz. Neresi olacak acaba? Vallahi nereye gittin şimdi göreceksin. Tamam, hemen kapatıyorum çünkü kulaklıkta olduğu için dinleyemiyorum. Tamam. Hemen kapatayım. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek selamlar. Üzere. Hoşça kal. Zülfü Livaneli'nin Nefesin Nefesime şarkısının Ermenice yorumunu Züleyha'dan dinleyeceğiz şimdi de. Yer girner kahana
garibiz baharında. Uğur var yer daha santimiz, garibiz baharında. Suş ne zarna gan yer tasfari ne bağda şırçır aşkar narar yer girner kahak ne var ur var yer ta santibiz garibiz parıdar ur var yer ta santibiz garibiz parıdar şırçır aşkar narar yer girner kahak ne var ur var yer ta santibiz garibiz parıdar. Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Alo Berat. Merhaba. Nasılsın Berat? Mehmet Kirmen ben. Merhaba Mehmet, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hayırlı olsun programınız. Senaz Hanım size de. Çok teşekkürler Mehmet. Çok keyifle dinliyorum. Geçen hafta dinleyememiştim. Biz de mutlu olduk dinlediğine o zaman. Şarkılarımızı şimdi beğendin mi? Evet evet. İlk önce o Yahudi ezgisiyle açtım. Şimdi ikinci şarkıyı da dinledim. Arayayım dedim. Sen biraz sonuna yetiştin ne yazık ki. Aksilik çok şey kaçırdım Mehmet. Gerçekten. Neler çaldık neler. Galiba. Vallahi. Bugün çok keyifli bir gün oldu bizim için. Yani müzikler hakikaten çok güzel müziklerdi. Neyse bundan sonrakileri artık yetişeceksin. İnşallah. Umarım. Herhalde iki parçamız falan kaldı değil mi Berat? Evet, iki tane kaldı. Ben sıradaki şarkıyı hani Kürtçe olursa sevinirim ama ne çalacağınızı bilmiyorum. Tüm Ahmet'te yaşayan arkadaşlarıma ve Birgül arkadaşıma gönderiyorum. Evet. Evet, Diyarbakır'da yaşayan arkadaşlara armağan ediyorsun. Teşekkür ediyoruz. Mehmetciğim çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok güzel bir program. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu şarkı Arto Tunç Boyacıyan ve Aradikiyan beraber güzel bir şarkı. Balbül şarkının adı. Bülbül aslında. Dinleyelim bakalım. Mehmet arkadaşımıza da bu şarkıyı armağan edelim.
95.1 Özgür Radyo'da Müzik Kumbarası'nda bugün çok güzel bir iki saat yaşadık hep beraber. Çok keyif aldık. Çok güzel müzikler dinledik. Biz tekrar gözden geçirdik daha önceden severek dinlediğimiz müzikleri. Sizler de umarız sevmişsinizdir. Sana teşekkür ediyorum Şeynaz. Ben sana teşekkür ediyorum Berat. Arayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dinleyen tüm sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Ben bu arada birine de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Müzikleri ayarlarken biraz da şarkılar nedir ne değildir öğrenmek için Tamar arkadaşım çok destek oldu bana. Aynı zamanda Sayat ve Murat arkadaşlar da teşekkür ediyorum. Hepsine selam olsun. Hepsine burada. Selam olsun. Ahmet'e selam olsun. Az önce Ahmet aradı bizi. Evet, teşekkür etti. Programımızı bize, beğendiğini ve devamını diledi. Ve şöyle bir şey söyledi. Biz de ona canı gönülden katıldık. Aynı şeyi düşünüyoruz Berat da ben de. Biz belki Hrant'ı kaybettik ama yüz binleri kazandık. Tek yürek oldu. Evet, tek yürek oldu. O sevgi büyüdü, daha da büyüdü. Hiç kimse bence halkları ayırmaya gücü yetemez hiç kimsenin, hiçbir şeyin. Bir de Müzik Kumbarası'nın halkların kardeş olduğunu altını çize çize vurgulamaya çalışıyoruz. 19 Ocak Cumartesi günü Hrant'ı tekrar anıyoruz. Ve onunla artık özdeşleşmiş bir türküyle programımızı bitiriyoruz. Herkese sevgiler ve teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Selamlar, sevgiler tekrardan.
Müzik Kumbarası programını dinlediniz.